Evet, bu hafta iki tane uzun süreli ve dram felsefe içeren filmlerden sonra aksiyon filmi Transformers Canavarların Yükselişi bizi 1994 yılına götürüyor. Brooklyn'de doğmuş olan İspanyol kökenli Noah Diaz'ın serüveni aslında Amerikan askeri olarak yani askeriye girememesinden sonra iş arayışı, fakat bu arada da nasıl diyelim, 80'lerin sonlarından itibaren o kuşak çok iyi bilecektir ki Kara Şimşek diye. Arabaların konuşması aslında bizim bugünden baktığımızda 2023'ün yapay zekasına dönersek nereden nereye evrildiğimizi, ki bunların serisini çok iyi takip edenler işte araçların robota dönmesi ve orada Miraç karakteriyle başlayan günümüzde bağlaması 90'lı yıllardan 2000 yıllara geldiğimizde kara deliği oluşturan, karanlıklarla besleyen ve gezegenleri emerek oradaki enerjileri alan ve sırada dünyayı ve diğer galaksideki diğer gezegenlerdeki yaşayan varlıkları esir alan karanlığın o gücü bulurlarsa portal açılacak ve işte o bizi Peru'ya getiren, güzellikleri sunan 2,5 saat süresince şimdi çıktık filmden. Aksiyon hiç düşmediğim. Dediğim gibi bu hafta içerisinde biraz nostalji yaşayacağınız, biraz böyle kafayı dağıtacağınız, bir de böyle mekanik şeylere de meraklıysanız sımsıkı dolu dolu güzel bir film karşımıza çıkıyor. Tabii burada da önemli olan, diyor ki kötülük hiçbir zaman tamamıyla gitmez, devam eder, ama biz ekip olduğumuzda, biz birlikte olduğumuzda güçlüyüz. Bunu da vurgulayan, devamlılığını gösteren Transformer Canavarların Yükselişi karşımıza hoş bir şekilde geliyor, izleyenler için tavsiye olunur.